Herkese merhaba, bugün sizlere Honda markasının CR-V modelinin EFCEV versiyonunu tanıtım. Honda yeni CR-V modelinin EFCEV versiyonunu tanıttı. Amerika'da üretilecek ilk hidrojen yakıt hücreli elektrikli araç olan model, adından da anlaşılabileceği üzere hidrojen yakıt hücresiyle batarya paketini bir araya getiriyor. İlk olarak aracın teknik verilerine baktığımızda modelde ön aks üzerindeki 174 beygir güç ve 310 Nm tork üreten elektrik motoru hareketi sağlıyor. 4.3 kilogram kapasiteye sahip hidrojen tankı aracın Amerika'daki EPA ölçümlerine göre 435 km mesafe kat edebilmesini sağlıyor. Buna ek olarak sunulan 17.7 kWh kapasiteli batarya paketi de SUV modele fazladan 47 km menzil sağlıyor. Araç, bazı normal şarj edilebilir hibrit ve %100 elektrikli araçlarda bulunan çift yönlü şarj özelliğine de sahip. Araçla birlikte sunulan dönüştürücü sayesinde bataryadaki enerjiyle taşınabilir klima, kamp ekipmanları ve küçük ev aletleri gibi elektronik cihazları çalıştırmak mümkün oluyor. Aracın ağırlık dağılımı diğer içten yanmalı motorlu versiyonlara göre tamamen farklı olduğu için Honda her iki aksa da süspansiyon ayarını ona göre güncellemiş. Önde McPherson süspansiyon kullanılan otomobilin arkasında Multilink bağımsız süspansiyon görev yapıyor. Yapılan güncelleme ile içten yanmalı motorlu versiyonlara göre arka yanal sertlik %10, arka burulma direnci ise %9 oranında artmış. Aracın tasarımına geldiğimizde diğer versiyonlara göre bazı farklılıklar bulunuyor. Ön çamurluklar ve arka tamponda farklı gövde panelleri kullanılmış. 10 kollu tasarıma sahip 18 inşaatların da fark yarattığı modelin bagaj kapağındaki siyah bölümde bu versiyona özel olarak karşımıza çıkıyor. Otomobilin içine geldiğimizde standart özellikleri arasında 10.2 inç dijital gösterge, 9 inç HD dokunmatik ekran, Kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto, kablosuz cep telefonu şarj ünitesi, 12 hoparlörlü Bose ses sistemi, elektrikli ve ısıtmalı ön koltuklar, ısıtmalı direksiyon, çift bölgeli klima kontrolleri, elektrikli bagaj kapağı, park sensörleri ve sürdürülebilir malzemelerden elde edilmiş döşemeler bulunuyor. Arkadaşlar benim araç ile alakalı söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. İzlediğiniz için teşekkürler.